Serimiz olan Age of Heroes 2 Zorlu Türkiye serimizin 5. ya da 4. bölümündeyiz. Yanlış hatırlamıyorsam 4. Evet 4. 5 değildir de 4'tür diye tahmin ediyorum. Şimdi hocam ben ekonomik gelişmelerimi yaparken şöyle size bir göstereyim. Hani bu en son 5'teydi, 3'e çektim bunu. Bu da 600 civarında bir şeydi. 700'e kadar yükselttim bunu. Öte yandan Hindistan'ın vasallaştırmasını talep ettim. Daha sonrasında topraklarının ilhak kararını imzalamasına zorladım. Hani böyle bir şey oluştu. Hatta şurada bir toprak bütünlüğüne sahiptim. Yani şurası, 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 şurası. Bunları dağıttım abi. Çünkü bunların ben hakkım olan topraklar olduğunu düşünmedim ki zaten hani Rusya-Çin arasında geçti burası. Çin ile Rusya arasında bir savaş patlak verdi verecek. Dedim yani Rusya alır zaten onları dedim. Rusya benim olan ilişkilerini her savaşa girdiğinde yükseltiyor abi. Onu fark ettim. Şimdi burada 40 binlik bir ordumuz. Buradakilere bu bölüm girişmeyi düşünmüyorum. Bilginiz olsun. Yani oradaki orduların benim için şu anda bir önemi yok. Hırvatistan toprağı mı lan bu? Hırvatistan toprağının burada ne alakası var lan? Naz Almanya'sının topraklarını ben siyah yapacağım. Şey kırmızı yapacağım abi. Kırmızı değil de. Hani dur. O zaman şu beyaz yapalım. Yok ma koyu mavi yapayım. Koyu mavi de bu sene rengi. Yeşil yapayım abi. Yeşil siktin sene belli olmaz aynen. Bu ne lan? Ben nereye girdim? Hop. Şöyle gidelim. Şimdi burada 30 binlik bir ordumuz var. Bunları sadece İran için değil, Afganistan için. Hatta birçoğu Afganistan için. Hani benim için şu an önemli olan yer Afganistan. Çünkü ben İran'ın Afganistan'ı yeneceğini düşünürken İran Afganistan'a boyun eğdi. Bayağı bildiğiniz boyun eğdi yani. Afganistan nasıl oldu artık bilmiyorum. Ananı satayım. Toprak kaybı yaşadığımız yere bak. Yani Afganistan nasıl oldu, nasıl başardı hiçbir fikrim yok. Bir baktım abi Afganlar. Şeyi devirmiş. Rusya'yı, İran'ı devirmiş. Garipti. Bilmiyorum. Saçma, saçma. Çok saçma. Şuradaki ovaları bir güzel toplayacağız. Ondan sonra bir Afganistan'a bir harekatımız var. Irak'ta Suudi Arabistan'la savaşıyor. Yani benim işgal edeceğim ülkeler o kadar çok güzel savaşlar düzenliyorlar ki. Bayılıyorum. Benim yerime böyle işgal ediyorlar ya. Çok ucuz hoşuma gidiyor. Şimdi Afganistan'ı bir alalım abi değil mi? Afganistan'a bir diyelim. Sana hayırdır diyelim ya. Sen hayırdır sen kimsin ki diyelim yani. Şimdi hop. Şimdi şurada onasının am. Ben buradaki orduyu buraya falan mı yolladım bak. Hiç hatırlamıyorum. Videonun tekrarında bakacağım. İnşallah oraya yollamamışımdır. Kendime çok büyük söverim çünkü her videodan sonra. O yüzden siz sövün şimdiden. Belki yollamışımdır. Şu orduyu şuraya çekelim. Şu orduyu şuraya çekelim. Güzel. Şu ordu şuraya insin. Şu ordu şuraya insin. Hani sıralı bir şekilde olursa daha hoş olur. Yavaş yavaş. Bu kim? İran mı? Peki İran. Sen şimdi ayıp etmedin mi bana? İran. Hı? Ayıp olmadı mı şimdi senin bu yaptığın? Yani ben belki seninle buraya barışmaya geldim. Belki seninle buraya konuşmaya geldim ama sen bana ayıp ettin. Beni üzdün, beni kırdın, beni paramparça ettin. Sen yakıştı mı sana bu kardeşim? Ha? Ben seni seviyordum lan. Şimdi şu ordumuzu şuraya bir ilerletelim. Şu ordumuz şurada bir bölünsün. Şu ordumuz şöyle ileri, şu ordumuz şöyle ileri, şu ordumuz şuraya ileri, şu ordumuz şuraya bölünsün. 20 bin, 20 bin. Hızlı savaşlar gerçekleştirmek istiyorum ki ilgileneceğimiz kısım, ilgili olduğumuz kısım, biliyorsunuz ki Afganistan, önceden İran'da ama İran'ın sağlıklığı sonucunda Afganistan'a döndü. Irak'ı da alacağız. Yavaştan artık Mısır'a da bir selamünaleyküm diyelim. İkinci Dünya Savaşı gibi bir senaryo oluşmakta şu an dünya üzerinde. Almanya Rusya Savaşı patlak verdi. Almanya Rusya Savaşı'na girdi. Beni çağırmadı. Belki ben de girmek istemiyorum zaten. İsviçre burada bir garip bir atılım yaptı. İsviçre burada bir atılı. Ya siktir inanın dedi böyle. Avusturya aynı topraklarda kalmış. Slovakya
Herhalde bir daha almış. Beyaz Belarus Polonya'nın içinden geçti. Slovakya'da biraz yardım etti. Ukrayna yine bildiğimiz gibi kaybetti. İtalya zaten yok oldu. Libya buradan bir şey almış. Hırvatistan buradan bir toprak almış. Nijerya buradan bir toprak almış. Fransa'nın içinden geçtiler. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın açıkçası pardon, Üçüncü Dünya Savaşı oluştu orada. Ve saçma bir senaryo oluştu yani orada abi, anladınız mı? Şurada çok lan, sen niye oraya gitmiyorsun birader? Buradaki ordu şuraya 10.000 bölünsün. Umarım abi bu kadar az orduyla artık alırız diye tahmin ediyorum yani. Korkmuyor orada değilim açıkçası. Mısır çünkü güçlü bir ülke ve Mısır'ın ne yapacağını edeceği hiç belli olan bir ülke değil. Bir anda çok az bir yerden çok saçma bir ordu çıkartabilir. O yüzden korkmuyor değilim yani Mısır'dan. Ama yani 120 binlik orduya da bir şey yapamaz herhalde gibime geliyor ya. Gerçi oyun Age of Story olduktan sonra her şey yapılabilir, her şey oluşabilir, her şey farklı bir yerde sonuç ve nitelik verebilir. O yüzden bir şey demiyorum. Kaç? 20 bin. Yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Ya açıkçası hani bu savaşları bekliyordum zaten. Bir saniye. Hop, geldim. Şu bir dakika dur. Şurada heh. Video öncesinde küçük bir atıştırmalık bir şey yapmıştım kendime. Onu yemiştim. Ama sanıyorum ki kamerada gözükecek şekilde, gözükmeyecek şekilde ayarlayamamışım. 2-3 bölümde orada duruyor kendileri. Genelde videodan önce yemek yerim ki videoya enerjik çıkayım. Ama daha sonrasında demek ki kaldırmayı unutmuşum ben o arkadaşı orada. Yapacak bir şeyimiz maalesef ki yoktur. Hop, şimdi hızlı hızlı ilerlememiz lazım. Mısır'ı işgal etmemiz lazım. Şu an en çok tereddütte olduğum konu da şu. Açıkçası Mısır'ı ben şu an bu kadar az ordu işgal edebilir miyim edemez miyim bilmiyorum. Avrupa topraklarına hani bir sonraki bölüm gideriz ama Almanya'nın bu kadar gelişmiş olması beni çok irdeliyor. İtalya'yı aldı, Fransa'nın içinden geçti, oraya gitti, buraya gitti, şuraya gitti, oraya gitti, buraya gitti, şuraya gitti. İyice bir adamın kafasını dağıttı yani abi. Güzel. Hala bana karşı koyulamadı. Bir de belki bu bölüm olmaz ama hani bir sonraki bölüm istediğim şey şu: Pakistan. Pakistan'ı çok istiyorum abi. Pakistan'ı işgal etmek istiyorum. Özellikle hem Avrupa'da, hem Asya'da, hem Afrika kıtasında büyük ölçüde öneme sahip olmak, ki Arap Yarımadası'nı da alacağız. Yani şimdi düşünsenize arkadaşlar. Slovenya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti. Tamam, burayı almışız. Tamam bak, buraları almışız. Hadi Polonya'yı almışız, Belarus'u almışız gibi, Ukrayna'yı almışız gibi düşünün. Şuraları da almışız. Bir de şuraları almışız. Şuraları. Bir de buraları almışız. Yani akıl mantık edebiliyor musunuz abi? Çok şey konuştum. Ya Berke Can gibi konuştum ama. Çok hoş olmaz mıydı? Hem Türkiye serisinde biliyorsunuz ilk yapmış olduğumuz bir Türkiye serisi vardı. Hani o seviye bilmiyorum. Tamam çok fazla hani büyük ölçüde toprak bütünlüğüne sahiptik. Ama yani ne bileyim sanki bir şey eksik yapıldı be abi orada. Ya ben niye bunu böyle saçma sapan yerlere ilerletmeye çalışıyorum ki, dur. Ben nereye gidiyorum abi? Şu alt tarafı şurayı tutacağına. Hop bu da buraya gelsin. Hani bence ilk yapmış olduğumuz Türkiye serisi bir tık pasif kalmış bir seriydi. Hani bir tık çıktık, tık çık çık, tık çık. Bir tık pasif kalmış. Biraz da böyle hani geride kalmış bir seri olmuştu. O bu yüzden hani ne bileyim içime sinmedi o Türkiye serisi. Şimdi hop. Hani bu yüzden çünkü çok basit şeyler aldık işte, Rusya'yı işgal ettik, Avrupa'nın içinden geçtik, Asya'dan biraz toprak aldık, hadi şuralara falan full şey yaptık. Hani ne bileyim abi Türkiye seviyesinde sanki ya bir de pasif kalmıştık. Bu pasiflikte hani yıllardır savaşa girmeyen, yıllardır hiçbir şekilde savaşmayan bir ülke için
Hani saçma durdu abi, tamam mı? Ben İran'da bayağıdır barışmıyorum yalnız ha. İran'a bayağı önce işgal ettim de aslında da biz bayağıdır barışmadık İran'la tabi. Hani öte yandan ne bileyim. Sanki basit savaşlar yaptık. Hani böyle çok fazla önemli büyük topluluğa ya da çok büyük hani Türk tarihine, Osmanlı tarihine baktığınız zaman toprakların daha uzun bir şekilde olduğu gayet açık da belli. Biz bunu gerçekleştiremedik. Hani şuradan tam şuraya kadar olan büyük toprak büyüklüğünü gerçekleştirdik ama daha büyüğünü gerçekleştirmek istiyoruz. Ve serinin sonunda tabii ki Osmanlı İmparatorluğu'nda kurmuş bir şekilde olacağız. Yalnız orada çok saçma bir şekilde toprak kaybı yaptık. Of. Oğlum bizim buradaki ordu sayılarımıza ne olmuş ya? Biz niye bu kadar az orduyla şu an savaşıyoruz burada? 120 binlik bir ordudan bu kadar kalmış olamaz herhalde, değil mi? Olmuş. Niye olamaz? Şimdi hop, bu ordu buraya. Bu ordu şuraya gidecek. Hatta ordunun hepsi oraya gitsin. Şu ordu şurada bir bölünsün. Şu ordu şuraya gitsin. Şuradan şu an buraya Avrupa'ya şu an sonra saldırırız. Tam buradaki ordularımız biraz bekleye dursunlar. Tamam. Afganistan şu an azıcıkında daha biraz beni bekleyebilir. Hop, o ordu buraya gelecek. Şu ordu şuraya gelecek. Hop, şu ordu şuraya. 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 Afganistan biraz daha bekliyorum. Senin maman geliyor, bir saniye. Az biraz daha dayan. Senin maman bak geliyor. Ya geldi sayılır hatta. Hı, geldi sayılır be oğlum. Sabret be oğlum. Gelecek be oğlum. Gelecek, sabret sabret. Afganistan'a niye işgal ediyorum? Çünkü abi bu sefer büyük önemli. Hani geçenki seviyede de biliyorsunuz 3 ayrı kıtada büyük öneme sahip olmuştuk. Fakat hani bunu biraz abartmıştık. Bu seferkini gerçekten bilinen tanınan ülkelerle yapıp işgal ederek özellikle şu kısmı birleştirmek istiyorum. Pakistan'a bak, gerçek hayatta hani şey bir görüşüm yoktur. Kesinlikle sevmiyorum, kesinlikle seviyorum gibisinden bir durumum yoktur ama Pakistan'ı bu oyunda hiç sevmiyorum abi. Pakistan'ı gerçekten bu oyunda hiç sevmiyorum. Çünkü çok gereksiz saldırılar yapan bir ülke bu oyunda. Hani lüzumsuz yere saldırır, lüzumsuz yere böyle anlamazsın bir anda pallar mallar bir şey yapar böyle. Anlam veremezsin yani, anladın mı? Bu yüzden Pakistan'ı bu seviyede, yani bu seviyede değil, bu oyunda hiç sevmiyorum derken bizim ülkede bir enflasyon patlak verecek. O yüzden biz şöyle bir arttıralım şunlara. Şimdi gelelim şuraya, gelelim şuraya, gelelim buraya. Eğer zamanımız kalırsa Avrupa'daki bazı küçük ülkeleri de işgal ederiz. Ki diğer büyük ülkelere kalırız. Hatta ben yeni ülkeler ve oraya eklerim. Hani işgal edebileceğimiz. Onları bir ayarlarız. Orada toprak bırakmışız Mısır'dan. Hemen şuradaki olduğumuz başkenti çekelim. Ki fark ettiyseniz zaten hani ya şunu ters edelim ya. 393 orduyu ne yapacağız? Ki fark ettiyseniz hani içimizde belli plan programlar üzerine gidiyoruz. Mesela buradaki ülkelerin gidecekleri yerler sınırlı. Sadece hani buradaki içimizdeki çoğu yeri alırlar. Biz de hep almış olduğu yerle birlikte kendisini de alırız. Hani bir hat çekiyoruz belki fark ettiyseniz. Bunu bu arada Rusya seviyesinde hani öğrendim. Hat çekip ona göre savaşmayı. Şimdi herhalde Afganistan'dan da bir toprak parçası daha kalmadı. Güzel. Hemen bu arada şuraya yollayalım. Afganistan'ın da hepsini alalım. 192 hepsini alabiliyor. Hepsini alabiliyoruz. Hayır, dur. Dur 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 dur. Eğer alamadıysam çok büyük söverim. Yanlışlıkla kabul ederken tamam mı, hepsini al demedim dedim. Öyle zannettim. Nasıl sıçıyorum burada? Talepleri gönder. Ha, tamam, okey. Okey, güzel 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 güzel. Kaç dakikamız kalmış? 5 dakikamız kalmış. Tamam, olur. Videonun dışında asimilasyon işlemlerini ben hallederim zaten. Buradaki oğullarımız gelsinler. Konumlarını alsınlar. Ki zaten hani şu an bize savaş ilan ettiğinde ben barışıyorum, barışmak istiyorum dediğinde barışmayacak bir ülke de tanımıyorum zaten. Şuradan bir ordu çıkartayım. Bak buraya mesela ordu yollamamışız.
Abi nafıklığın durumu ne? 52, tamam, okey. Hop. Savaşlarımız görüldüğü üzere hem sağdan hem soldan olmak üzere iki tane çıkış. Savaşlarımız gördüğünüz gibi hani daha şey savaşlar. Ya Arnavutluk kalk siktir ol git şuradan ya. Daha basit savaşlar şu an. Ama az önceki savaşlarımız daha heyecanlı savaşlardı. Az önceki savaşlar kadar yüksek donanımlı savaşlar şu an benden beklemeyin. Çünkü zaten hani ben şu an 5 takımız kaldığı için devam ettiriyorum. Normalde ettirmeyecektim. Hani Mısır, İran, pardon Mısır, Afganistan gibi bir ülkeyi de almak 20 dakika içerisinde zor oldu. Öte yandan şimdi hani şu ülkeleri de işgal edelim de bizim diğer bölümde şu küçük ülkelerle uğraşmamıza gerek kalmasın. Hatta Bosna Hersek'i alabilirsek, ben niye bunu puasadım var mı gibi söyledim. Hatta Bosna Hersek'i alırsak bizim için çok 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 güzel olur abi. Hemen şu iki ülkeyle de barışalım. Ya Hindistan'a bence, tamam mı? Hani şey diyebilirsiniz, keşke Hindistan'a bir ikinci bir hareket daha düzenleseydin. Hani vasal yapmasaydın diye. Haklısınız. Ama bence böyle yapmak daha iyi olur. Baksanıza da hem Avrupa'ya ilgilendik, hem Afrika, hem Asya kıtasına ilgilendik. Hani bence böyle daha iyi oldu abi. Yani devi talep et. Senin tek bir tane bu kara parçanla uğraşamam şu an. Teşekkür ederim. Güzel. Bangladeş bana askeri erişim vermemi söylemiş. Benim bu toprak burada inşallah birleşmiyordur bu arada. Birleşiyorsa ağır söverim. Ağır söverim hem de. Çok ağır söverim. Sövmeyeceğim neyse. Aklıma bir küfür geldi. Edecektim, vazgeçtim. Esseydi muhtemelen YouTube sonlanabilirdi. Şimdi bu ordu şurada bir yarıya bölünsün. Şu ordu şuraya gitsin. Şu ordu tek 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 hepsine beşer 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 1.000 lira versin. Hop. Hop. Daha sonrasında bunu 3.500 3.500 buraya 3.500 buraya. Ananı sikeyim. Ben orayı unuttum. Ben orayı unuttum. Ben orayı unuttum. Beni unuttun. Beni unuttun. Nereye gidiyorsun? Dur gitme. Neredesin sen şu an? Beni unuttun. Beni unuttun. Ulan ben orayı unuttum. Allah kahretmesin ya. Ben orayı unuttum. Ben orayı unuttum. Hayır ya. Neyse tamam, her yolladığı yere ben herhalde orada yollamışımdır diye tahmin ediyorum. Bak kodumun çocuğu ya, beni niye, nasıl uğraştırdı gördün mü ya? Bangladeş gelmeden şu ovuları hazırlamam lazım. Bangladeş'im çünkü gelip işgal edeceği topraklar var burada. Hırvatistan'ı ona bırakmak istemiyorum. Dadamda bir et var, kopmuyor. Koptu. Ahmet Çakar gibi hissettim kendimi şu an. Sinek yemiş diyor da yani yayında. Gel abi 5.000 5.000 herhalde buraya yeter diye tahmin ediyorum. Umarım ki yeter. Çünkü eğer yetmezse çok büyük bir risk alıyorum. Yetmezse yani boşu boşuna şey olmuş olacak. Ha benim bu kadar dudağım kurumaz, ne olmuş benim dudağım ya? Bunlar da burada gelişe dursunlar. Şimdi gel bakalım Hırvatistan. Bangladeş sana ordu yollamadan ben sana ordularımı yollayayım. Yollayayım ki sen benim topraklarımın altında ol. Ki Bangladeş'e kaybetme. Bangladeş benim yanı başıma orada yollamasın bir de. Tamam. Allah ya. Hırvatistan. Ya sana bir soru sormak istiyorum. Sen şimdi başkentini koradın ya. Sen beni işgal mi edeceksin?